bütün 39 ilçe belediye çalışanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kıymetli çalışanlarına da sahada emeklerine sağlık diyorum. Kazasız, sıkıntısız bir süreci hep beraber yaşamayı diliyorum. AKOM'dan vatandaşlarımıza günaydın, herkese sağlıklı bir gün ve hafta sonu. Ancak tabii sağlıklı ve güzel geçmesi için işbirliğimizin yoğun bir biçimde devam etmesi gerektiğini ifade edelim. Sabah meteoroloji ile ilgili bilgi aldığım arkadaşlarımla ifade etmek isterim ki tahminler aslında tam da ifade edildiği biçimde yaşanıyor. Bu akşam sabaha karşı bir yoğunluk beklendiğini ifade etmişti arkadaşlarım ve birebir yaşadık. Bu kar yağışında da açıkçası bölgesel ani bastıran kar yağışıyla bir anda bir yığılma yaşanıyor. Bazı yerlerde 2-3 saatlik yağışla beraber 15 santime kadar kar biriktirebilen yağışlar aldı bölge bölge ki bu bölge özellikle Basın Ekspres yolu TEM bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eden hattına yoğunlaştı sabah ama haritadan da şu an AKOM'da görüyoruz ki İstanbul'un neredeyse şehrin üstüne oturmuş bir bulut yoğunluğu söz konusu. Dolayısıyla yağış şu gün boyu devam edecek aslında. Biraz dönem dönem hafifleme olduğu gözükse de bu vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Çünkü ani bastıran bir kar yağışıyla bir anda hiçbir şey yok dediğiniz yol bir anda karla yığın haline gelebiliyor. Ben de bu sabah erken saatlerinde benzer bir şeyi açıkçası TEM otoyolu üzerinde yaşadım. Bir anda hiçbir şey yokken böyle bir buçuk kilometre mesafede araç giderken o bölümde bir kar bastırınca açıkçası yolun bayağı bir 5-6 santime kadar ulaştığını canlı yaşadım. Dolayısıyla vatandaşlarımızın işbirliği bizim şu andaki en kritik konumuz. Bu konuda Cuma günü yoğun bir gündür normalde İstanbul'da ama valiliğimizin aldığı tedbirler hem idari tatil hem okulların tatil edilmesi ki az önce Ticaret Odası Başkanı'nın da açıklamasını gördüm. AVM'lerin de 12'den sonra açılıp yine 7'de kapanması gibi bir takım tedbirler var. Bütün bu tedbirlerin yanı sıra bir miktar tır girişleri açıldı ama yine sabah saatlerinde tır girişleri kapatıldı. Şu anda otobüs seferleriyle ilgili otogardan otobüs çıkışları kapatıldı. O bakımdan hani bütün bu tedbirler var ama esas olan 16 milyon vatandaşımızın bizimle uyum içerisinde olmaları çok zaruri, zorunlu olmadığı sürece lütfen vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar. Gerçekten çok ciddi bir tedbirle bütün şehrin ulaşılabilmesi, erişilebilmesi hususunda yoğun bir çalışma var. Burada esas olan öncelikli işlerin aksamaması, bir takım hususların yerine getirilmesi, Allah korusun ki can sağlığı, işte ambulans, yangın, Allah korusun itfaiye gibi birçok hizmetlerin aksamaması konusunda önceliğin olduğunu ve ona dönük vatandaşlarımızın duyarlı olmaları gerektiğini altını çizelim. Zira bu akşam da kar yoğunlaşması söz konusuyken yine burada meteorolojiyle ilgili bilgi aldığım yetkili arkadaşlarımın ifadesiyle aslında cumartesi günü yani yarın kar yağışı hususunda belki de en yoğun gün olacak. Ve gerçekten çok yoğun bir kar yağışı beklenmekte. Bu kar yağışı olacağına göre cumartesi günü bu tedbirlerin daha da üst seviyede olması gerektiği, vatandaşlarımızın daha da yoğun bir biçimde bu katkıyı vermesi gerektiğinin altını çizelim. Zaten hafta sonuna girmiş oluyoruz. Daha bu konuda tedbirli ve rahat
olacağını düşünüyorum vatandaşlarımızın. Dediğim gibi cumartesi gerçekten bu 4-5 günlük kar yağışı içerisinde en yoğun kar beklenilen gün olduğunun altını çizelim. Hatta bazı yorumlarla ifade edeyim, bazı yerlerde bir anda o gün 15 santimlik, 20 santimlik kar kalınlığına ulaşılabileceği, yani ekstra yağışla beraber ulaşılabileceğini arkadaşlarım bu denli iletiyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri kıymetli. Zira şunu da ifade edelim, acil olarak çıkmak zorunda olan araçların da mutlaka kar lastiklerini kullanmaları ve gerekli tedbirleri alması da şarttır diye altını çizerim. Don ve buzlanma riski yine söz konusu. Özellikle karın bir an için durduğu ve ayaz yaptığı gece saatlerinde bu söz konusu. Yoğun bir tuzlamanın hem kurumumuz tarafından hem de diğer kurumlar tarafından devam ettiğini, sadece 3 gün içerisinde 30 bin tonun üzerinde tuz kullanıldığını buradan ifade edelim. Ki solüsyon ihtiyacı gereken noktalarda da solüsyon kullanımının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade edeyim. Bu verdiğim sayı sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan sayı. Diğer kurum ve kuruluşların da kullandıkları ayrı. Toplu taşıma konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi raylı sistemler gece 2'ye kadar İETT hatlarımız devam ediyor. Gece 24'e kadar devam edeceğini duyurduğumuz şehir hatları ile ilgili ne yazık ki liman başkanlığının özellikle görüş mesafesi ve diğer fırtına gibi hassasiyetlerden dolayı Boğaz hattındaki ulaşımı durdurduğunu da buradan beyan edelim. Bir gelişme olursa zaten sizlerle bunu paylaşacağız. Dolayısıyla şu anda şehir hatları hizmet veremiyor. Sadece T5 hattımızda Eminönü Alibeyköy hattında bir kısım özellikle raylardan enerji alan bir hat olduğu için kar yığıntısı oluşan noktalardaki kesintiden ötürü orada bir sıkıntı yaşanıyor. Arkadaşlarım o arızayı gidermek için yoğun çaba içerisindeler ama o hatta da İETT'miz otobüs seferleriyle bu mağduriyeti gidermek adına Haliç kıyısı boyunca ek seferlerle vatandaşlarımızı destekliyorlar. Diğer bütün hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Hem vatandaşlarımıza kumanya olsun, mobil tuvalet olsun hassas noktalarda ama en önemlisi evsiz vatandaşlarımıza hizmetimiz devam ediyor. Şu an itibariyle 629 evsiz vatandaşımızı misafir ettiğimizi, bütün ihtiyaçlarını karşıladığımızı İstanbul'daki bütün hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum. Sokak hayvanları konusunda da yine ihtiyaçlarını giderme ile ilgili yoğun bir çalışma devam ediyor. Günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımı da sürdüğünü belirtelim. Tekrar ifade edelim. Bugün yağış devam edecek. Belli aralıklarla dönem dönem durmuş olması vatandaşlarımızı lütfen aldatmasın. Çıktığınız, yola çıktığınız noktada hiçbir şey olmayabilir. Birkaç kilometre ileride sizi ani bir kar yağışıyla karşılayabilir hava koşulları ve hazırlıksız yakalandığınız bir ortamda başka insanların hayatını da tehlikeye atabilirsiniz. Dolayısıyla lütfen başta bütün kar küreme vesaire teknik araçlarımızın hizmetlerini daha iyi yapabilmesi için dediğim gibi sadece Büyükşehir Belediye'miz değil 39 ilçe belediye'miz, karayolları, Kuzey Marmara Otoyolu, İCA gibi kurumlarımızın da verdiği hizmetlerin aksamaması için sizlerin trafiğe çıkmaması en hassas husus. Tekrar altını çizelim. Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın. Çünkü cumartesi bu 4-5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için, cumartesi için gösterin ve
Evinizde kalın, araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın diyorum. Tekrar çocuklarımıza ve gençlerimize bolca kitap okumalarını ve güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Hepinize sağlıklı günler.